Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Doktor Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Başkanı Tursan Bağcı bizlerle. Bizde işte hani fiyat artmasına rağmen hala niye yapmaz? Şu anda baktığımızda artan fiyatlar aslında sigorta şirketlerinin çok zarar etmediği bir noktaya gelmiş olmasına rağmen niye kaçınıyor? Bizim ilk kez araba alanlar dediğimiz 4. basamak. Oradan prim yapılıyor. Burada neredeyse 1-2 şirket poliçe kesiyor. Hani 50'ye yakın sigorta şirketinden. 2 şirketin kesip yerlerinin hatta bir tane bile kaldı. Kötü sürücüler dediğimiz çok kaza yapan 7. basamak, 8. basamakta da bir şirket dışında neredeyse poliçe yapan şirket de yok. Buna da dikkat etmek lazım. İşte Quick Sigorta dediğimiz bir sigorta şirketi bir şekilde halkı mağdur etmiyor, acenteyi mağdur etmiyor. Şirketin ve acentenin arkasında duruyor. Destek verdiğini görüyor. Sigorta sektörünün geleceği çok parlak, çok da açık. Dünyada da bugün dönüp baktığınızda mesela Amerika'da en iyi gelecekte yapılması gereken 10 işten biri olarak gösteriliyor. Avrupa'da da hep ilk 10'da giriyor. Ve prestiji de hani meslek sahibi olduğunuz hani ülkemizde doktorlar, mühendisler derler ya. Bizde evet. Avrupa'da da sigortacılar çok prestijli. Amerika'da çok çok ciddi prestijli. Ülkemizde de buna doğru bir evrilme olacağını yapıyoruz. Çünkü gelecekte benim de söylediğim hep bir kelime var. Her konuda karar vericiler sigortacı. Olacak. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Doktor Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Başkanı Tursan Bağcı bizlerle. Tursan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok harika. Sizler? Biz de iyiyiz, sağ olun. Sizi birazcık tanıyalım mı? Çok teşekkür ediyorum. Aslında dönüp bakınca üniversite işletme mezunuyum. İki üniversite, bankacılık, sigortacılık da var. Yüksek lisans. Daha sonra çeşitli sektörlerde, özel sektörlerde çalıştım. En son Deva Holding Genel Müdür Yardımcılığından sonra kendi acentemi kurdum. 26 yıldır sigorta sektöründeyim. Doktor Sigorta'nın kurucusu, yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyoruz. Çok büyük bir acente. Türkiye'nin en büyük kurumlarına hizmet veriyor. İşte Türk Hava Yolları gibi, Alibaba gibi, Sheraton, Radisson gibi çok tanınmış yerler. Daha sonra 2010 yılında İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği, İSAT kısa adıyla, bunun yönetim kurulu üyeliği, devamında onursal başkanlığına devam ettik. İşte Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde İstanbul Sigorta Delegeliği gibi Genç Sigortacılar Derneği. Aslında sigortacılıkla ilgili nerede ne varsa bu mesleğin gelişimi, bu mesleğin büyümesiyle ilgili hep oldum, hep katkı sağladım. Şimdi de Tüketici Konfederasyonu, kısa adıyla TÜKONFET'in Sigorta Komisyon Başkanlığına layık görüldüm. Aydın Ağoğlu ve yardımcısı sayesinde sağ olsunlar İbrahim Bey, avukat. Onunla da devam ediyoruz. Biraz tüketicilere fayda sağlamak. Çünkü araç sahipleri çok mağdur. Yeni yönetmelik de biraz karıştı. Evet. Biraz da sigortalılarla ilgili yaşanan mağduriyetleri de ortadan kaldırmak. Bunun sesini duyurmak için de burada da görev almaya başladım. Böyle de devam edeceğiz bakalım. Peki bu yönetmeliğin getirisi elbette yönetmelikler bir iyileştirme doğrultusunda hedeflenen bir doğrultuda ilerliyor. Sürücüleri geniş kapsamda hani olumlu olumsuz etkileyen yönleri nedir? Bu yönetmeliğin içeriği hani, tabii ki detayını çok şu an anlatamayız ama genel olarak ne içeriyor? Şimdi biz şuna baktık. Trafik sigortası primlerinin çok ciddi anlamda artmasına rağmen sigorta şirketlerinin poliçe yapmaktan kaçındığını gözlemliyoruz. Özellikle son dönemde neredeyse %100'e yakın bir ikinci artış daha oldu. Her ay düzenli trafik sigortası priminde artış oluyor. İşte geçen sene 1000 lira olan en düşük primler şu anda 2500 liralara gelmesine rağmen hala sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmak istemediğini, bunun da sektörde ciddi bir kaosa, ülkemizde de aslında bir kaosa giden bir durum. Hatta kaos lafını bilerek kullanıyorum. Ne demek kaos? Sigorta şirketi poliçe yapmazsa araba sürücüsü trafiğe çıktığında kameralar, elektronik denetleme sistemleri, polisler otomatik poliçe olmadığını görüp arabayı bağlıyor. Otoparka çekiyor. Düşünsenize arabanız yok. Şimdi siz poliçe bulamadığınız için arabanız bağlandı. Araba kullanamıyorsunuz. Daha da büyük bir ceza. Allah korusun bir kazaya karışırsanız bildiğiniz üzere trafik sigortası 100 bin liralardan başlayan milyonlara kadar giden tazminatlar ödüyor. İşte maddi kazalarda
işte büyük bir rakam bedeni kazalarda 1 milyon, 1,5 milyon gibi birini yaraladınız, vefat etti. Çok yüksek anlamda sizi koruyan önemli bir poliçe. Bundan da mahrum kalıyorsunuz. Bu arada yaptırmayan sigorta şirketlerinden bahsediyoruz. Tabii, poliçe yapmak istemiyor. Sürücü değil de neden sigorta şirketleri yaptırmak istemiyor? İşte bunun nedenlerine gireceğiz. Bizde işte hani fiyat artmasına rağmen hala niye yapmaz? Şu anda baktığımızda artan fiyatlar aslında sigorta şirketlerinin çok zarar etmediği bir noktaya gelmiş olmasına rağmen niye kaçınıyor? Bizim ilk kez araba alanlar dediğimiz dördüncü basamak. Oradan prim yapılıyor. Burada neredeyse 1-2 şirket poliçe kesiyor. Hani 50'ye yakın sigorta şirketinden. 2 şirketin kesip yerlerinin hatta bir tane bile kaldı. Kötü sürücüler dediğimiz çok kaza yapan 7. basamak, 8. basamakta da bir şirket dışında neredeyse poliçe yapan şirket de yok. Buna da dikkat etmek lazım. İşte Quick Sigorta dediğimiz bir sigorta şirketi çok hiçbir şekilde halkı mağdur etmiyor, acenteyi mağdur etmiyor. Şirketin ve acentenin arkasında duruyor. Zaman zaman bazı şirketlerin bazı müşterilere destek verdiğini görüyoruz. İşte bu yönetmelik de bu yüzden çıktı. Evet. Hani biz neden şirketler poliçe yapmıyor? Önce buna bakalım. Bir kere belirsizlik var. Örneğin nedir belirsizlik? Geçen sene de yaşanan belirsizlik devam ediyor. İşte araç fiyatları önümüzdeki dönem ne kadar artacak kimse bilmiyor. Bir çip krizi var. Yapay bir artış var. Araba sayısı az. Satıcı çok az. Yeni araba gelmiyor. Talep arttıkça fiyat artıyor. Peki sigorta şirketi şunu göremiyor, öngöremiyor. Önümüzdeki dönem şimdi ben bir arabaya poliçe yapacağım. Kasko poliçesi veya trafik poliçesi. Bu arabanın değeri şu anda 500 bin lira. Geçen sene bu arabalar 200-300 bin lira olan araba, bakın bir anda 500 oldu. Şimdi önümüzdeki dönem bu 400 bin lira ortalama bir araba fiyatı desek kaç lira olacak bilinmiyor. Yedek parça dediğimiz hani kazada çarptık bir zarar verdi. Yedek parça fiyatları ne kadar artacak bu bilinmiyor. Asgari ücret 2023'te ne olacak belli değil. Evet. Çünkü neden? Trafik sigortası bildiğiniz üzere karşı tarafa verdiğiniz zararı öder. Kusurluğunuz olacak. Bunu da burada açıklamış da olalım. İnsanlar hep karıştırıyor. Trafik sigortası kendi arabasına gelen zararı da ödediğini sanıyor. Hayır. Sizin kusurunuz oranında karşı tarafa verdiğiniz zararı ödeyen aslında bir sorumluluk poliçesi. Kendininkini kim ödeyecek? Kasko poliçesi. Arabanızı ayrıca isteğe bağlı bir kasko poliçesi yaptıracaksınız. Karşı tarafa verdiğim zararı ödeyen bir poliçe. Bunun içinde yaralanma da var. Ölüm de var. Asgari ücrete göre çoğunlukla hesaplanıyor. Şimdi asgari ücret 5'ten 10 konuşuluyor. 8 konuşuluyor minimum. Bu kadar artması demek sigorta şirketleri tabii yaralanma, tedavi masrafları ölümde neredeyse %100'e yakın bir bedeni zararda artış yaşayacak. Evet. Parça fiyatları, dövizin ne olacağı belli değil. Enflasyonun gerçek rakamları belli değil. Bu belirsizlikler şirketlere hesap yapmada, prim belirlemede şu anda minimum ilk kez bir araba aldınız, İstanbul için konuşuyorum, hususi bir otomobil. İlk kez sigorta yaptırıyorsunuz, ortalama 4.300 lira civarında bir prim yaklaşık çıkıyor. Ne alayım şimdi? Hani 8.000 yapsam, geçen sene 2.000'di, bu sene 4.000, 8.000 desem insanlar isyan ediyor. Demek ki bunlar da çözüm değil, primi arttırmak da çözüm değil. İşte şirketlerin bu belirsizliği müşteriye, tüketiciye çok yansıyor. Tüketici mağdur. Evet. Poliçe bulamazsa arabasıyla yola çıkamıyor. Poliçe yapan olmazsa indirimleri varsa bunu kaybediyor. Evet. Cezalı ödeyecek. Arabasını bağlayabilirler. Kazada bir yüksek hasar ödeyebilir. Acente mağdur. Çünkü yıllardır gelmiş Lale Hanım diyelim, uzun yıllardır tanışıyoruz. Poliçesini yapıyoruz. Karşıma oturuyor. Hadi Turusancığım poliçemizi yap. Doktor sigortaya geldim. Giriyoruz ekranlar, hata mesajları, tam poliçeyi keseceksiniz ekran atmaları, sistem kilitlendi sizi dışarı atıyor, saatlerce uğraşan. Bir sigorta atanmıyor yani. Tabii ki acente çok mücadele veriyor, saatlerce uğraşıyor ve acente ciddi anlamda da mağdur oluyor bu konuda. Sigortalısına durumu izah edemiyor, sigortalısı yola çıkacak ya tatile gidiyor, karşında oturuyor. Bunu yaşadık, biz de yaşadık. 2-3 saat poliçe primi kesecek şirket bulmakla ilgili. Ciddi sorun da yaşadık. Evet. Bu da mağduriyet yaratıyor. Bunun üzerine sektörümüzde sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumu diye bir kurumumuz var. SDDK kısa adıyla. SEDDDK da SDDK diyoruz artık hepimiz. SDDK da baktı ki primleri arttırmak çözüm olmuyor. Yani para kazansa bile
yapmıyor. O zaman biz bu trafik sigortası poliçelerini nasıl düşünürüz, ne yapmamız lazım deyip yeni bir yönetmelik çıkarttı. Onu soracaktım. Aynen. Oraya geldik. Evet. Bu yeni yönetmelik de biraz kafada karıştırdı. Ne zaman giriyor, nasıl uygulanacak, ne yapacak? Onu da buradan izleyicilere açıklamış olalım. Bir kere birincisi iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki farkı ciddi anlamda açtı. İndirim oranları. Yeni iki basamak geldi. Bu tabloda belki arkadaşlar yayınlayabilirse daha açıklayıcı olur, eklerlerse görün diye bir tablo vermiştim. Burada eskiden 7 basamak vardı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye giden. İlk kez araba aldınız, 4. basamaktan poliçe yaptırıyorsunuz. Bu 0. basamak. Yani ne indirim var ne sürprim var. Eğer siz iyi sürücüyseniz, her yıl hasar yapmazsanız, her yıl indirim alıyorsunuz. Bu indirim 7. basamağa kadar sizi getiriyor. 7. basamakta %42'ye kadar çıkan yeni yönet. Eskisinde de %20 bir indirim alıyordunuz. Şimdi bu 7. basamakta 42'ye çıktı. Bir indirim alıyordunuz. Şimdi 8. basamak eklendi. 8. basamak ne demek? %50 de indirim alabileceksiniz. İyi sürücüler için. İyi sürücüler için. Evet. Ne demek? Anlatayım örnekle. Diyelim siz ilk kez araba aldınız, ilk kez 4. basamaktan girdiniz. Ortalama 4.300 lira gibi bir fiyat varken siz iyi sürücüyseniz 2.000 liraya kadar priminiz düşüyor. Hatta ve hatta sigorta şirketleri iyi sürücü kendisine gelsin bakıyor 5 yıldan fazla, 10 yıldan fazla kaza yapmamış, bu hiç kazarı olmayan biri biraz daha indirimler bile, jest indirimleri bile yapabiliyordu. Şimdi çok yapmıyorlar çünkü zarar çoğaldığı için. Demek ki 2.000 lira ödeyebilirsiniz. Evet. Tam tersi kötü sürücüde ise işte 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e çıkan eskiden %50, ilk yıl, ikinci yıl %100, üçüncü yıl %150 devam ceza. Eden tabii ceza vardı. Hı. Şimdi 0. basamak geldi. %200 ceza ödeyebilirsiniz. Yani 4.300 lira temel tarifede olan bir kişi 13 bin lira gibi. Ama hocam öyleler de zaten trafikten men olsunlar. Aynen, bunlar yani. Trafik canavarı. Evet, trafikten zaten artık men olsunlar. Birinci basamakta ve üçüncü yıldan fazla, üçten fazla kaza yapan sıfırıncı basamağa geçecek. Bu iki basamaktaki sürücüler, trafik canavarı diyorum burada. Bunlar zaten zararın ana sebepleri bu, evet. Bu kademedeki sürücüler. Aslında ilginç bir şekilde de sayıları çok fazla değil. Yani bugün 22 milyon araç içerisinde 15 bin sürücü bu basamakta. Bunu da kimse istemiyor. İşte sigorta havuzu yapıldı. Bunu kesmek istemeyen şirket oraya atıyor ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. Rakamları bir daha hatırlatacağım. Kötü sürücüyseniz 13 bin lira bir hususi otomobilde prim öderken iyi sürücüyseniz 2 bin lira ödüyorsunuz. Bakın korkunç bir fark oluştu. Evet. Hele hele teşvik var. Tabii ki kamyon, kamyonet, otobüs deyince rakam 170 bin liraya çıkıyor. Kötü sürücü de, iyi sürücü de 10 bin liralara düşüyor. Korkunç, böyle 100 bin, 150 bin gibi farklar oluşabilir ticari arabalarda. İşte biz primleri arttırsak da düşmüyor. O zaman bir ne yapalım? İyi sürücü, kötü sürücü farkını açalım dedi Sigorta Düzenleme Denetleme Kurumu SDDK. Sonra döndü. Bu birinci ve sıfırıncı basamakta hani üçten fazla kazaya karışan. Ağır kusurlu kaza yapan. Ne demek ağır kusur? Kırmızı ışıkta geçiyor. Bir iki kere geçmiş. Güvenlik şeridini kullanıyor. Evet. Ondan sonra hatalı sollama yapıyor. Hani bunlar ağır kusur. İşte bununla ilgili de bu sürücülere bir psikolojik test yapalım. Onu da soracaktım. Evet, önden buyurun. Gidiyoruz. Evet. Psikolojik. Ben sizi beklemeden anlatıyorum. Kusura bakmayın. Ben de sizi görmüyorum tabii, zaten. Sorularınız hazır. Yani şimdi iyileri ödüllendiriyoruz. Fiyat indirimi yapılıyor. Kötüleri de yani trafiğe devam ettirmiyoruz. Evet %200 yaptırımı oluyor ama bu insanı topluma kazandırmak, sürücülüğüne devam etmesi için neler yapılıyor? Böyle bir çalışmalar var mı? Şimdi bu da çok güzel bir çalışma oldu. Biz de çok destekliyoruz. Hani ileriki bir dönemde gelecek ama bir an öne çekilmesi de planlanıyor. 2023'ün ilk çeyreğine hazır olursa bence hazırlanması lazım. Bununla ilgili bir yönetmelik, yasa da değişmesi gerekiyor. Bu kişide psikolojik bir test. Yani nedir, sen kaçıncıya kırmızıda geçiyorsun, kaçıncıya bilmem hızlarını aşıyorsun. Bir sorun olması lazım. Evet. Evet, burada psikolojik sektörde bu sorun tespit edilecek zaten. Buradan psikolojik rehabilitasyon dediğimiz, Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da birçok ülkede var bakın.
Hani sizi direkt psikolojik test sonrası psikoloğa gönderiyorlar. Evet. Hani bu psikolog da her hafta düzenli gidip, belirli bir süre gidip, işte bunu düzeltmeye gitmek, yani sürücü davranışını biz düzeltmediğimiz sürece bu primler artmaya tabii devam ki ediyor. O zaman sürücü davranışını düzeltelim. Hatta biraz popüler diye bu örneği veriyorum hep. Çok ünlü bir spor kulübü yöneticileri, içinde hukukçuların da olduğu bir Avrupa Kupası maçına gidiyorlar. Otobüs kiralıyorlar. Şoförü de buradan götürüyorlar. Kendi şoförümüz kullanıyor. İşte maça da az kalmış, geç de kalmışlar. Stada gidecek kavşağa geçince biraz duruyorlar. Şoför diyor ne yapayım? Yöneticimiz diyor ki geri gel. Ya orada başka yöneticiler de, hukukçu diyor ki ben buradayım rahat ol. Koca bir hukuk profesörü geri gel. Şu otobüs geri gelirken polis geliyor durduruyor. Şoförü diyor ki ne yapıyorsun sen? Otobanda nasıl geri gelirsin? Seni diyor götüreceğiz hapise. Bu sefer şoför diyor ki ben şeyim, nereye? Emir kulu. Evet. Orada koskoca yöneticim var, yöneticilerim var. 5 kişi. Bu hukukçu var, 6. Bu sefer polis o 6 kişiyi de tutukluyor. Götürüyorlar psikolojik rehabilitasyona. Şoförü de içeri atıyorlar. Sen bir iki gün içeride düşün. Çünkü yarın o bir gün birinin ölümüne neden olacaksın. Elbette. Bunu bir düşün. Ve psikolojik rehabilitasyon çıkıyor. Arabayı otobüsü çekiyorlar, maça falan geç kalıyorlar. Bakın Avrupa böyle yaklaşıyor. Kim evet. olursanız olun. Hiç umurunda değil. Sende bir psikolojik problem olması lazım. Ne diyor otobanda bu kadar hızlı giden? Geri gelirsin sen. Evet, trajikomik bir durum gerçekten. Aynen, aynen. Hani oradaki yetkililerin olaya müdahale etmesi gerekirken sırf maça geç kalmayalım diye. Işte başkalarının canını hiçe sayacak değil mi? Kendi canları ve başkalarının canları. Ciddi bir kaza neden olabilecek bir şey yap. Rahat geliyor işte. Bunu doğru değil. Amerika'da hapse girersiniz. Evet. Hani diyor ki birinin ölümüne neden, biz bu sefer bunu yaptın ama bir sonrakinde birinin ölümüne neden olabilirsin. Önce bir içeride bir yap birkaç gün. Bunu bir düşün. Hani. İşte düzenleyici ve önleyici faaliyetlerden aynen. bir tanesi de bu muhtemelen. Bunu çok destekliyoruz. Bir an önce gelmesi gerektiğini inanıyoruz. Bir diğer önemli konu da şu. Sürücü sicili getiriliyor. Bu da 2023'ün ilk çeyreğinde hemen gelecek. Bu kolay bir şey. Artık emniyetle sigorta birliğinin SDDK'nın sistemleri entegre birbiriyle çalışıyor. 2-3 konu var. Bir tanesi işte ticari şirketlerde çok karşımıza çıkıyor. İşte büyük filolar var biliyorsunuz. Büyük şirketlerin çok evet. sayıda arabası var. Kamyonlar, otobüsler, minibüsler gibi, servisler gibi. Şoför geliyor, kaza yapıyor. Deli gibi her ay kaza yapıyor. Ne oluyor? Arabaya geliyordu ceza, %200 zam. Şirket sahibi ödüyordu, şoförün de umurunda değil. Kiralanan arabalar, başka şirketin arabası. Daha hor kullanıyor. Daha rahat evet. kullanıyor. Cezayı da şirket ödüyor. Bu iş hatta bu işten ayrılıyor, yeni şirkete giriyor. Evet. Yeni altına araba veriyorlar. Bakın İstanbul'da. Şimdi ehliyete, tabii ki kişinin şahsına, TC numarasına ve ehliyete işlenebilecek bir sürücü sicili getiriliyor. Evet. Yani sürücü puanı gelecek, orada sicil puanı gelecek. Yeni işe alımda da bu sicil getiriyor. Buradan da uyaralım insanları. Ama çok özür diliyorum. Zaten puanlama sistemi yok muydu? Hani puan kırılma vardı. Var ama o trafik poğaçasını etki etmiyordu. Mesela kırmızı ışıkta geçtiniz, ceza ve ehliyete ceza puanı alıyordunuz. Evet. Hatta bir yıl içinde 100 puanı geçerse ehliyetinize de el konuyordu. Bunun trafik sigortası hiçbir bağı yoktu. Şimdi ikinci olarak da bu bağ da geliyor. Yani sizin ehliyete aldığınız ceza puanları artık trafik sigortası priminize etki edebilir. Yani kırmızı ışıkta geçtim, kaza yapmadım. Evet. İşte hız sınırını geçtim, kaza yapmadım. Güvenlik şeridine gittim, hayır aldığım puan belirli oranı geçince trafik sigortasında indirimlerini kaybedip sürüş primi alabilirsiniz. Buradan da uyaralım. Ticari araç şoförleri işsiz kalabilir. Bakın uyaralım çünkü hiçbir işveren sicili bozuk yılda 3'ten 5'ten fazla kaza yapmış bir ticari araç sürücüsünü işe almayacaktır. Yani niye? 10 bin lira trafik sigortası ödemek yerine hangi işveren 150 bin lira %200'den ticari araçlarda çok yükseliyor prim. Evet. Ödemek ister, kimse ödemek istemez. Bir de Allah korusun firmanın başında belaya sokar, kaza yaptı, ölüm oldu. Firma sahibine şey de yaptı. Dava açılıyor. Buradan da bunu uyarmış da olalım. Sürücü sicili geliyor, çok dikkatli olsunlar, dikkatli kullansınlar. Bu da çok önemli etki edecek uygulamalardan biri oldu. Evet, iyi ve kötü sürücüyü de ödüllendirip ve cezalandırma aynen. yöntemleri de elbette olması da gerekiyor her sektörde olduğu gibi. Peki şöyle bir toparlamamız gerekirse ki gerekiyor. Sevgili öğrencilerimize sigortacılık bölümünü seçmek isteyen ya da halihazırda okuyan öğrencilerimize bir öneriniz var mı?
Şimdi sigorta sektörünün geleceği çok parlak, çok da açık. Dünyada da bugün dönüp baktığınızda mesela Amerika'da en iyi gelecekte yapılması gereken 10 işten biri olarak gösteriliyor. Avrupa'da da hep ilk 10'da giriyor. Ve prestiji de, hani meslek sahibi olduğunuz, hani ülkemizde doktorlar, mühendisler derler ya, bizde evet. Avrupa'da da sigortacılar çok prestijli, Amerika'da çok çok ciddi prestijli. Ülkemizde de buna doğru bir evrilme olacağını yapıyoruz. Çünkü gelecekte benim de söylediğim hep bir kelime var. Her konuda karar vericiler sigortacılar olacak. Burada mesela öğrencilere hep ben şunu söylüyorum. İşte hayalinizde bir araba var. Çok çalıştınız, çok para kazandınız. Hayalindeki araba ne? Biraz da büyük düşünsünler. Hani böyle Renault bir ben değil. Hani çok pahalı bir araba, lüks bir marka, hızlı spor bir araba gibi. Bunu almak istiyorsunuz. Diyelim değeri de 10 milyon lira. Paran da var. Önemli de değil. Zor da kazandın. Sigorta şirketleri dese ki biz bu arabayı sigortalamıyoruz. O arabayı alır mısınız? Aa, böyle bir şey deme durumları var, da var. Var diyoruz da zaten. Evet. İşte çok kaza yapan, parçası şey olan, ergonomisinde sıkıntı gördüğümüz arabayı yapmıyoruz diyence. Mesela benzer bizim sigortalımız da oldu. Belirli bir rakama kadar para biriktirdi. Çok az bir kısmına kredi alacak. Kredi alacağı için sigorta zorunluluğu var. Türkiye'de hiçbir şirket o arabayı, lüks spor bir araba, kaza oranı da yüksek, sigortalamadı. Alamadı arabayı. Çünkü niye? Krediyi de çekemedi. Ya da bir fabrika yapıyorsunuz. Değil mi? Hani biz fabrikada işte şu önlemleri almazsan sigortalamıyoruz demeye başladık. Evet. Bu anlamda çok ciddi bir kariyer olanakları var. Sigorta acentalarında çok ciddi teknik personel eksiğimiz var. Sigorta pazarlamasında sektör olarak ciddi açığımız var. Sigorta satış ve pazarlaması ile ilgili. Her sigorta şirketinin içinde farklı bölümler var. Sadece sigortacılık, pazarlama gibi düşünmeyin. İşte muhasebe bölümü de var. İşte halkla ilişkiler bölümü de var. Hasar İnşallah. Bölümü de var, yangın bölümü de var, uluslararası ilişkiler bölümüne kadar da işte rücu, işte reasürans dediğimiz birçok bölüm var. Çok ciddi kariyer olanakları var ve ciddi eleman eksiğimiz de var. Bu anlamda internetten araştırabilirler. Evet. SEGEM sınavına girecekler, buradan iş yapacaklar. SEGEM sınavına, SEGEM sınavına girecekler. Sigorta eğitim geliştirme, SEGEM.org.tr'den de bunu takip ederler. Basit de bir sınav, orada eğitim veriyorlar. İşte lise mezununa kadar girebiliyor. Hani bu anlamda lise şu anda öğrenci mesela, lise mezunu sayı girebilir. Bu sigortacı olmak için mi acenta açabilmek için? Sigorta olabilmek için sonrasında acenta açabilmek için. Önce 2 yıl bir tecrübe yapsınlar, sonra acenta da zaten kurabilirler. Evet. Bize de bu konuda başvurabilirler. Çok kısa da sevgili sürücülerimize bakın, acenta ya da sigorta şirketlerine değil, sadece sürücülerimize çok kısa önerileriniz var mı? Çok önemli. Trafik cezalarında da ciddi bir artış da gündeme geliyor. Hani eskisi gibi artık kaza yaptım 300 lira, 400 lira değil, 9 bin lira, 8 bin lira gibi çok ciddi paralar da geliyor. Ve iyi sürücü, kötü sürücü arasındaki prim farkı çok ciddi. Can yakacak artık yani. Hani 2 bin lira, 15 bin lira, işte 5 bin lira ticari arada 150 bin lira gibi. Lütfen kurallara uyalım. Bugün trafik sigortasını en ucuzlatacak tek yöntem kendileri. Davranışlarını değiştirecek, hız sınırını aşmayacak, trafik kurallarına uyacak, daha dikkatli kullanırsa priminde ciddi bir azalma, indirim olacaktır. Başka türlü de bu iş düşmez. Kesinlikle ne diyoruz? Hem kendi canımızı hem de karşı tarafın canını kastetmeden dikkatli bir şekilde ehliyetimizi düzgün kullanıyoruz diyelim. Bakın Lale Hanım, Almanya'da bir istatistikle Türkiye istatistiği çok birbirine benziyor. Araç sayıları aynı, nüfus aynı. Hemen hemen kaza oranı da Almanya Türkiye'den yüksek biraz daha. Evet. Türkiye'de diyelim 100 kaza alıyor, Almanya'da 102-103 kaza alıyor ama ölüm oranı Türkiye'de Almanya'nın 4 katı. Yani araç sayısı aynı, sürücü sayısı aynı, nüfus şey aynı. Kaza hatta daha fazla Almanya'da ama Türkiye'de insanlar niye daha çok ölüyor? Bu sorunun da cevabını bulmak lazım. Bizim de önerilerimiz var. Belki yani. Başka bir programında bu sorumuzun cevabını almış oluruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık, ayaklarınıza sağlık. Değerli bilgilerinizle sevgili gençlerimizle ve öğrencilerimizle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.